Hayatı. Bu kadın bunların hiçbirini ona veremez. Muzaffer Ali Dinç Aslan, Dinç Aslan ailesinin devamını sağlayabilecek tek vasidir. Lütfen siz söyleyin. Siz olsanız abinizden kalan tek yadigarı böyle iffetsiz, mesuliyetsiz bir kadının eline bırakır mısınız? Bu kadın çocuğun hayatını mahvedecek. Aile şerefimizi iki paralık etmesine daha fazla müsaade edemem. İnanın bunu abim de isterdi. Yeğenimin böyle iffetsiz bir kadının ellerinde başka erkeklerle büyümesindense benim yanımda büyümesini arzu ederdi, emin olun. Ne diyorsun sen Halide? Ne başka erkekleri? Ne diyorsun sen? Bir dakika. Ben izin vermeden bir daha konuşursan atarım dışarı. Sen devam et kızım. Bir çocuk evli bir erkekle basılmış bir kadının yanında yaşamamalı. Ben bu davayı yeğenimin hayatı için açtım hakim bey. Benim yanımda, yani halasının yanında daha namuslu, temiz, maddi açıdan daha uygun bir şekilde yetişmesi için açtım. Yeter be, yeter. Kendisi daha yeni çocuk düşürdü hakim bey. İnanamıyorum, bana iffetsiz diyor. Kendisi başka bir erkekten hamile kaldı. Sessizlik. Bir daha uyarmayacağım seni. Hakim bey, bu kadın yalan söylüyor, iftira atıyor. Asıl iffetsiz olan kendisidir. Halide Şahin'in yeğeni Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayeti için açmış olduğu davada bütün tanıklar dinlenmiş ve bütün deliller değerlendirilmiştir. Herkes ayağa. Yapmayın hakim bey. Hemen bir karar vermeyin. Biraz daha dinleyin. Durun Serap Hanım. Henüz karar verilmedi. Karar. Serap ve Muzaffer Dinç Aslan'ın oğlu Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayetinin annesi Serap Dinç Aslan'dan alınıp halası Halide Şahin'e verilmesine karar verilmiştir. Ne de olsa bu gece son gece. Gidelim. Kemal, her şey bitti. Her şey bitti Kemal. Her şey daha bitmedi. Daha bitmedi. Kapıyı açın. Olmaz. Hanımın emri var. Seni çiftliğe sokmamız yasak. İndir silahını. İndir! Karışma Yasin'a. Yaklaşmayın. Halide ile görülecek hesabım var. Halide! Çık dışarı! Kemal, ne oluyor?
Eşkıya mı kesildin şimdi de başımıza? Sen ne biçim bir insansın ha? Gülünün çiftliğini aldın yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Gülünün çocuğunu alıp eline ne geçecek ha? Kemal, bırak şu silahı. Delirdin mi sen? Şimdi ben sana ne yapayım ha? Söyle halde ben sana ne yapayım? Asla peşimizi bırakmayacaksın değil mi? Kötülük yapmaktan asla vazgeçmeyeceksin değil mi? O kadın benim çocuğumu kaybetmeme sebep oldu. Anladın mı? Onun yüzünden ben bir daha çocuk sahibi olamayacağım. İşte bu yüzden istiyorum o çocuğu. Hayır halde. Alamayacaksın çocuğu. Buna müsaade etmiş. Kemal kardeş, ne yapıyorsun sen? Ramazan yaklaşma. Yaklaşmayın! Çocuğu almayacaksın. Davayı da geri çekeceksin. Alacağım Kemal. Sen de buna mani olamayacaksın. Hayır halde. Almayacaksın. Yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın? Beni mi öldürürsün? Öldürürüm. Hiçbir şey yapamazsın. Kemal, Kemal. Kardeş, bak. Yapma sakın. Bak cinayet olur. Anlıyor musun? Ben hapse giren Kemal. Ramazan! Bırak. Ramazan yaklaşma. Yaklaşmayın! Yaklaşma! Senin anne yastığa baş koyduğum her an için pişmanım. Seni tanıdığım güne, seninle evlendiğim güne lanet olsun. Sen nefes aldığın sürece bu dünyada bize huzur yok Halide. Sen beni vuramazsın Kemal. Gece. Kardeş sen ne yaptın? Halide Hanım. Gece. 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 İyi olacağım. İyi olacağım. Kurban olayım. Gece. Gece. Emme. Emme bir tane tomo film bir şey getir lan ya. Gece. Emme. Yasin abi. Ramazan. Ramazan bak nefes alıyor mu yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor. Beyze bak iyileşeceğim. Kurban oldum. Bak tomofil de geliyor. Ben duyuyorum değil mi Beyze? Ay çok şükür. Çabuk. Çabuk bir otopsi bulun getirin. Çabuk alın. Emme hadi emme. Kemal nerede ha? Beze, Beze bak. Ramazan bir bak, nefes alıyorum bak. Sen ne duyuyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.